Konuya girmeyenler podcastine hoş geldiniz. Beni de kendine benzettin, ben de podcastine diyorum artık. Podcast'e diyordum ben eskiden. Podcast'ine ama. Doğrusu oluyor. Olabilir, ben öyle demiyorum. Konuya girmeyenler podcastine. Ben biraz İngilizim artık. Evet, podcast, welcome. Ha. Aynen, this ama İngiltere değiliz, Türkçe yapıyoruz. Ben bu detayı kaçırmıştım. Çok haklısın. Ay şurada şurt yapıp durma. Tamam, göbeğimin çıktığını fark ettim. Artık bir podcast'te de göbekli gözükmeyeyim. Bütün podcast tutabileceğini düşünüyor musun? Hayırlısı be günüm. Ya daha şimdi ne saldın? Kameraları da tam karşımıza aldım. Bağırtırıyorsun beni ya. Ne haber? Nasılsın görmeyeli? Şunu yapma artık ya, görmeyeli falan. Komik değil mi? Değil. Ha, ben kendimi komik sanıyorum. Nasılsın görmeyeli? İyiyim falan. Daha yaratıcı şakalar bul, bunları yapabilecek zekaya sahipsin. Tamam. Ne konuşuyoruz bu hafta? Sen karar verecektin, bekliyorum. Potansiyellerimizi konuşalım mı? Olur. Çok istemiyorum. Yok, potansiyelimi düşündüm de o sırada. Ya, çok dur, fazla tamam. Var. Şimdi... Hangisini söyleyeceğime karar verdim. Ne olduğunu anlatalım. Ne bul, sen anlat. Şimdi biz bir tane dizi izliyoruz. Apple TV'de değil mi? Apple TV'de bir tane dizi izliyoruz. Big Door Prize. Big Door Prize. Big Door Prize izliyoruz. Big Door Prize. Okey. Atışmalarınızı başka yerde yapın kardeşim. onu izlerken orada işte bir tane mor renkli bir makine var. Makine adı. Renk çok önemli diye oldu belirtti. Mor değil mi? Evet de niye özellikle belirttin olan da? Bilmem. Bir etkisi yok hikayeye. Neyse mor ama yani. Mavi miydin lan acaba? Mavi tonu aslında. Mavi tonu. Mavi ile mor. Ama keşke yani konuyla alakalı şeyleri konuşalım. Sen bölmeseydin ben devam ediyordum. Sesin yükseldi. Neyse biraz geri çekeyim. O makineden böyle işte sosyal güvenlik numaranızı giriyorsunuz. Parmak izinizi okutuyorsunuz. Size... Niye ama mesela sosyal güvenlik numaranı niye giriyorsun? TC şu an bir saniye bir anlatabilir miyim hocam? Bir izin ver anlatayım. Sen podcast'in adının farkında mısın? Neyse. Önce bir anlatayım. Makineyi anlatayım, sonra istediğin şakayı yap. Allah Allah ya. Neyse. Bu makine sizin en yani potansiyelinizi söylüyor. Senin potansiyelin nedir? İşte kimine ıslıkçı çıkıyor. Kimine... Ama o orada bir spoiler var, onu geçelim. Sihirbaz çıkıyor bilmemiz. Kimine? Ya sen de her podcast'ta aynı örneği veriyorsun. Sadece bir kişi. Bir iki tanesi de mesela Royal çıkıyor. Subliminal gündür. Nasıl bu? Ha, ters oldu. Bekle. Ben de sen konuşurken böyle sik sok şeyler yapacağım. Görürsün. Ben kameraları oynuyorum. Sen daha... Ya haşır haşır ses çıkarıyorsun. Git. Evet, tamam. Neyse, potansiyel çıkıyor. İşte insanlar kafa yiyor. Kimi beklediği potansiyelin altında bir şey çıkıyor, üzülüyor. Kimine işte, işte kraliyet falan çıkıyor böyle. İşte başrolündeki adam öğretmen ve öğretmen çıkıyor. Aynen. O da şey de benim hayatım bu kadar bu falan diyor. Gerçek bir yıkıklık. Böyle bir makine üzerinde biz de işte dedik ki bizim potansiyelimiz ne olurdu? Onu konuşacağız. Biraz ego yapacağız bu bölüm büyük ihtimal. Çünkü ikimiz de mütevazi insanlar değiliz. Yok, ben çok mütevazıyım. Şöyle. Efendim? Ne haber? Hani düşünmeyi de... Yalan. Kameraları mı oynuyorsun sen şimdi? Safi bir yalan bu. Seni tanıyan kim de senin mütevazı olduğunu söylemez. Ne? Mütevazı dışılığı, mütevazın tersi ne? Bak mesela egolu bir pislik değilsin ama mütevazı da değilsin. Artık değilim, evet. Son birkaç yıldır değerimi... Ben hayatına girdiğimden... Diye. İşte ben hayatında olduğum için ne kadar değerli bir şey olduğunu farkında. Lanet olsun, ben bunun ilk farkında değildim. Peki şöyle yapalım. Hani sen dedin ya ben potansiyelimi düşündüm falan. Evet. Birbirimizin potansiyelini söyleyelim ki. Senin potansiyelin belli. Neymiş? Beğenle birlikte olmak. Esra'nın sevgilisi. Pardon, yani o kadar böyle meh oldum ki kameraya tepki vermiyordu. Buraya tepki vermiyordu. Kaydı kapatın arkadaşlar. Sıyacağım şimdi aslında. Şaka yaptım, tamam devam edelim. Ha, iyi anlamamıştık. Bir şey diyeceğim. Kadınlar nezdinde en yüksek potansiyelinin bunun aksine iddia edemezsin. Ha, sen benim mi en yüksek potansiyelimsin? Kadın mi? Yani ilişki anlamında. Yorum yapmayacağım. Bu konuda kameralar önünde yorum yapmayacağım. Öyle. Gerçeğe dönersek senin egonu bir kenara bırakıp biraz mütevazı olursan. Bak kadınsal konuda dedim, bak incel. Sen de erkeksel konuda benle zirvedesin canım. Şimdi açayım mı kolları kameralar önünde? Ben daha iyisini bulabilirim ama. Emin miyiz? Tamam, bak bir kere zaten şöyle bir şey var. Bizim ikimizin de hayatına 7 yıldır kimse yoktu birlikte olmadan önce.
Ya evet, sevgili tamam, olarak. sevgili olarak 7 yıldır ikimizin hayatında kimse. Demek ki evet, gerçekten birbirimizin potansiyeliyiz ki ilişkisel anlamda. Zaten 7 yıl bounca hayatımıza kimse girmemiş. Biz de kör topaldayız. Tabii ki bize yürüyen, yanlayan, ilişki isteyen insanlar oldu. Biz tercih etmedik. Okay. Oh, iyi ki de etmemişim. Göt olun piçler. Peki şimdi biraz konuyu... Evet, konuya dönelim. Ben senin potansiyelini söyleyeyim. Evet, söyleyeyim. Türkiye'de ya da Kıbrıs'ta doğmasaydın, doğru düzgün bir ülkede doğsaydın, NASA'da bir proje yönetebilecek kişi olabilirdim bence. İnanılmaz büyük bir tutkun, araştırmayı çok seviyorsun. Bir böyle bilimsel proje. Ben bile şaşırdım. Ben onu derdim sana. Ay nasıl övdüm manitamı, skandal. Şey olabilir. Yok, övmek için söylemedim. Ben senin kadar ilgili, tutkunu olduğu şeyin peşinden bu kadar koşan çok az insan tanıyorum ve uzay konusunda ne kadar aşık olduğunu biliyorum. Neyin peşinden? Para vermeseler de yaparsın. Yaparım, ayrı da. Yani şu an sana deseler ki gel NASA'da sadece çay iç, gidersin yani sırf çay içmek için. İçeceksem giderim, yapacaksam belki de. Aynen. Kahvecisi olayım ben NASA'da. Mesela yani buna bile okeysin ama sen mühendissin, değişik saçma sapan fikirler bulmayı seviyorsun. Var sende de bir şeyler. Her yer NASA, tamam işte sana daha ne diyeyim, potansiyelin için ölüyorsun dedim ya, daha ne diyebilirim. Bence o olabilir. Mesela ya da Nolan sen olabilirdin ama sinemayla o kadar uğraşmayı tercih etmedin. Türkiye'de sinemada o kadar uğraşmayı tercih ederim. Çünkü Türkiye'de sinema için o kadar uğraşsan da Nolan'dan daha iyi şeyler de çıkartsan Nolan olamazsın çünkü Türkiye'desin. Türkiye'de olamazsın. Hatta hadi bunu başka bölümde konuşuruz. Sinemacı arkadaşlarla konuştuğumda hep konuda linç yiyorum ama hiçbir bildiğim kadarıyla dinlemiyor için rahat rahat söyleyebilirim. Yok, gelsinler bana yönlendir. Yok. Türkiye'de bir sinema sektörü denen bir şey yok. Herkes buna sektör diyor ama bence buna sektör denmez. Sektör dediğin düzenli olur. Belli işte koşulları olur, sendikalar olur. Bunlara sektör dersin. Türkiye'de sinema piyasası var. Ne demek istiyorum bunda da? Mesela sen yurt dışında ışıkçıysan sabah 9, akşam 6 çalışıyorsun. 6.01'de set devam ederse direkt overtime'ın başlıyor. 1.5 katı, 2 katı ödeniyorsun. Normal olması gereken. Bir sektör var orada çünkü. Bütün çalışanlar sendikalı, hakları var, o var, bu var. Türkiye'de mesela sendika kurdular işte bir 10 yıl önce, ben sektörü bırakırken falan kuruluyordu. Şimdi biraz daha faaliler. Sendikanın şu an, göbeğim yok benim. Sendikanın şu an çalıştığı şey 13 saat mesai mesela, anladın mı? 13 saatte bitmesi lazım falan. Güzel adımlar da atıyorlar. İlerliyor. Tamam canım, 20 saat önce bir saate düşürmek değil mi? 70-80 yıl gerideyiz tabii ki. 70-80 gerideyiz ama ben mesela sektöre niye girmedim zamanında? Gecesi gündüz yok, paranı alamıyorsun. Ben şimdiki işime girerken bile piyasada birkaç bin lira para bırakıp girdim mesela. Kovalamadım falan filan. Konu neydi, ben niye buraya bağladım? Ha, düzgün bir sendikanın, düzgün bir sektörün olduğu bir yerde ben girerdim sinema sektörüne. Evet, başarılı oldu. Orada da girerdim ama istemedim, rahatıma düşkünüm. Düzgün işler çıkmıyor, üretilmiyor. Evet. Yani o ya bir de bilinirlik Türkiye'de çok zor yani. Bir yabancı bir bu işi Hollywood'da yapan biriyle sen bir olamazsın. Senin Hollywood'da bir iş yapmanla Amerika'da ya da İngiltere'de doğmuş bir insanın atıyorum yapması da imkan olarak bir değil. Ya Hollywood'da bile Hollywood'da iş yapmak çok zor bu arada. Yani girmesi tamam, zor evet. Bir sektör ama buradan hiç giremezsin yani. Aynen öyle, ondan bahsediyorum. Çünkü zaten kısıtlı imkanlarla yaşadığın için. Bu yanlış anlaşılmasın bu arada. Sen gidip yıllarca orada çalıştıktan sonra girebilirsin. Ben şunu demek istiyorum. Buradan bir iş yapıp bu adam çok iyi, bunu alalım bir örneği evet. Yok. Ama çünkü iyi bir iş yapamıyorsun burada. Yurt dışında var. Sineması büyük ülkelerden çıkıyor. Yani o yüzden imkanlar dahilinde baktın ki olmayacak, bırakmayı tercih ettin. Zirvede bıraktım demek isterdim de dipte bıraktım. Hiç zirveye yolculuk yapmadım. Ama birlikte yola çıktığım insanlar hepsi zirve gördü yani. Yazıklar olsun. Bazen konuk alacağız. Konuştum, sözü de aldım. Özgür gelecek. Selçuk her zaman gelirim demişti. Ben gitmedim ama artık podcast'a başladık. Çağırabilirim. Tamam. Öyle bakacağız. Ama bak zaten şöyle bir şey de var. O yüzden de Türkiye'de olmaz. Türkiye'de insanlar yönetmenin ismiyle bilmiyor birçok şeyi. Yönetmen ismini mesela şu filmin yönetmeni şu deyip gitmezsin genel olarak. Evet, kimden bahsettiğine yönetmen bağlı. Çıkar ama yok, bilinen yönetmenler var ya. Tamam, ama hayır, şundan bahsediyorum. Mesela bir filmi izlerken yönetmeni şuymuş diye bakan insan sayısı daha az. Bu arada yurt dışı için de geçen tamam, bir. Sektörün işte yurt dışı da olabilir. Bilinmemesinden kaynaklı. Yani yönetmenin, ben mesela yönetmenin neler yapabileceğini evlenle birlikte olduktan sonra öğrendim. Bana göre çekiyor işte, anladım. İşini yapıyor. Sanki onun filmi o yarattı ya. Gibi. Ama yetkisel anlamda yönetmenden yönetmene değişiyor ya yapabilecekleri. Şöyle değişir. Ama mesela bunu bilen de çok bilmiyor. Ya Nolan çok iyi film yapıyor. Niye?
ne farkı var dediğinde bildiğini iddia edenlerin çoğu da açıklayamaz. Ben açıklayabilirim. Çünkü eylemden öğrendim. Dolayısıyla çok normal bir şey. Evet, Türkiye'de biraz daha fazla, biraz daha fazla ama Türkiye'de de yönetmen sineması var. Hiç evet, yok değil. Ama tabii ki yurt dışına göre çok pahalı. Ya insanlar fakülten sinemaya gidiyor. Konuşturma beni. Geçen herkes sinemanın ne kadar pahalı olduğunu... Ha, gidiyor dedim de. Gidemiyor, sorry. Fakülten gidemiyorlar. Neyse, burayı geçiyorum artık. Nolan da olabilirdin dedim. Konuya dön artık. Giremeyi geçti. Konudan uzaklaşanlar diye yeni bir şey koyuyoruz. Konuya girip uzaklaşmaya başladık. Böyle bir segment yapalım podcast artık. Konudan uzaklaşanlar diye. Neyse, ben senin için potansiyeli söyledim. Ama Eylem şu an ne derseniz mühendis yapmıyor, sinemacı yapmıyor, eğitmen bir onu yapıyor. Onda. Ama çok iyi bir sevgili. Onda tam zamanlı çok iyi. Ben senden bir şey isteyeceğim galiba bu podcast'ten sonra. Evet, biliyorum. Eğitmenliği istediğim şekilde ve istediğim konuda yapamıyorum. Şu an çok saçma bir eğitmenlik yapıyorum. Öyle demeyelim de. İstediğim seviyede değil diyelim. İstediğim konuda değil, seviyede değil. Falan filan. Yani. Niyet, belli fikirlerim var. Böyle okul olgunlaşmasını bekliyorum. Bakalım. Göreceğiz. Dinleyenler şu an ne yapsın? Şimdi hemen şu anki potansiyeliniz, yani şu an yaptığınız iş ve gelecekteki potansiyellerim mi oluyor? Şu an yaptığın, hocam o da potansiyel, yani şu an yaptığın iş. Severek yaptım diye. Ay, severek meverek değil. Kimse işi severek yapmaz. Zorunluluktan yaptığın hiçbir şey severek olmaz. Saçmalama istersin. Sizin potansiyeliniz nedir? Ve şu an hangi İşi yapıyorsunuz. Onun için mi ne yapıyorlar? Hayır, şu an genel olarak, iş olarak ne yapıyorlar? Çok az insanın potansiyeliyle ilgili de işi diye düşünüyorum. Tam konu o zaten. Yani sen astronot olmak istiyorsun, eğitmensin, ne alaka amına koyayım falan gibi bir şey yani. Okuyup dalga geçeceğim. Evet, senin potansiyelin daha zor. Evet, ben çok yönlü bir kişiliğim. Evet. Beni tek bir kalıba sığdıramazsınız. Ben istediğim her şey olabilirim ama bir şey olmak ister miyim? Soru işareti. Senin eğlenceli potansiyelin şey olurdu. Girl band olurdu. Böyle Spice Girls'da bilmem nerede. Hem dans, böyle sesleri çok iyi değil. Ama çıkıyorlar, oynuyorlar. Yok. Mesela şey. Sesim çok kötü benim işte. Dansçı olabilirdin ama ve çok seviyorsun dansı. Ama ben hiçbir şekilde iyi bir dansçı değilim yani şu an. Yani ya vakit ayırmadığın için. Evet, tamam. Zaman ayırmadığın için. Dansçısın. Bu tartışmayı da yapalım bir gün istersen. Hayır. Kime ne izler? İlla yani ben de sinemacı değilim, anladın mı yani? Hayır, sen sinemacısın. Neden? Şimdi sen insanlara sinemanın tarihini, sinemada yaptıklarını, yapabileceklerini, kurgusunu, etisini, her şeyini anlatabilirsin. Tamam, bu anlatan tamam. Olur. O kişi olmaz. Okey, hayır. Ben dansla ilgili o kadar şey de anlatamam. Ben çıkıp dans etmeyi seviyorum. Ha, ama üzerine düşmediğim için çok iyi de dans etmiyorum. Yapabilirim. İşim bu olursa, ya işim de değil hani, şey bu, yapabilirim, yapmam değil, üstüne düşmüyorum, düşecek bir zaman yaratmıyorum kendime. Ki şu an yalan söylüyorsun, mesela neydi adı unuttum. Dans yüz mü, öyle bir şeydi işte. Orada mesela ben sana sorduğumda, bak burada şuna dikkat et, bak şu stili yapıyorlar, bak burada aslında buna gönderme var diye bana anlatıyordun. Tamam. Sen bilmediğini zannediyorsun. Tamam ama yani şöyle bak, vakit ben ayırmamış kendimce bir şeyleri biliyorum. Ama bunu birine anlatabilecek kadar doğru bildiğime inanmıyorum. Çünkü anlatabildim mi? Yani, tamam işte, ben zaten sana yapabilirim ama uğraşmıyorum. Ulan potansiyelde, potansiyel ne demek zaten? Daha gerçekleşmemiş demek. Ben potansiyele demek. Hayır bağırma. Demedim. Sadece şu an dansçı değilim. Ben dansçı değilim diyorsun. Neyse, dansçı. İstersen olabilirim. Bura, o keşke onun sesini kısabilsem, tek mikrofon aldığım için. Yaşım çok küçük. Ama o bir dansçı, tamam mı? Yaşım çok büyük dansçı olmak için. Ne fark ediyor, hiçbir şey için geçmiyor. İnşallah 13'de falan başlıyor. O başka şey. Tamam, zor başladım. Geriden başlarım ama istersem yaparım. Benim isteyip yapamayacağım hiçbir şey yok. Teşekkürler. Bu arada ben gerçekten kendimle ilgili öyle düşünüyorum. Benim bir limitim yok. Yapmak istediğim her şeyi yaparım. Sadece gerçekten istemem lazım. Çok mütevazısın gene. Yok ya, alakası yok. Bak, hiç şu ana kadar şunu başardım, şu konuda çok iyiyim demedim. İstersem yapabilecek potansiyelim her konuda var dedim. Var, herkes de var. Ha tabii ki İstersen. Basketçi olamam. Bir evliyim yani. Bu niye benim aklıma gelmedi? Bekledim aslında, o kadar da pasandım. Ama mesela birçok sporu yapabilirim mesela, yani tırmanış mesela çok. Tamam ama biz ondan bahsetmiyoruz. Tabii ki istediğin her şeyi yaparsın. Biz mesela o yaptığın şeyde dünyada dans bir katkı koymaktan bahsediyoruz. Ben sana iki tane söyledim ve NASA falan dedim yani. Ben sana bu kadar taşaklı şeyler söylemişim. Bu da bana diyor ki dansçı olursun. Edis'in arkasında oynarım. Bu arada bu öğrenmek istediğim her şeyi yaparım şeyinde şöyle bir destekleyici bir şey söyleyeceğim. Ben mesela sana işte senin TikTok videolarını falan da böyle hepsini ben yaptığımda biraz yoruluyordum. Dedim hadi sen de öğren.
Ne atışım haddine mi? Sen de öyle, sen de yap biraz dedim ama çok açık konuşayım. En azından bu kadar hızlı olması konusunda bir ümidim yoktu. Şu anda mesela sen kendi başına çekip, edit yapıp, çıktı alıp koyabilecek hali bir ayda mı, iki ayda mı öyle bir şeyde geldi. Gene tabii ki ben müdahalelerde bulunuyorum. Ama mesela geçen gün bir videona hiç müdahalede bulunmadın galiba. Bir dakikanın altına bir de sen yapıyordun. İşte 1,5 dakika indiriyordun. Sen indirirsin bire diye bırakıyordun. Geçen... Benim sorunum o zaten. Ben kendimi zorlamaya üşeniyorum. Evet. Geçen 1,22 yaptım dedim. Ben de tamam indir birin altını dedim. Tamam dedin. Ve 10 dakika sonra en ben şunu da iddia ediyorum. İşte... Ben şu an istersen barista olabilirim. Ne olursun. Bir ayda, bir ayda çok iyi barista olurum ama. Yani olursun. Ya da bir ayda. Ben senin potansiyelin istediğin her şeyin en iyisi olabilmek. Aynen. Nasıl yürüdün? Everything. Everything everywhere all at once. Aynen. Yok sadece everything her şey. Potansiyel. Potansiyel de o çıkıyor her şey. Aynen everything. Everything her şey değil mi? Evet. Tamam doğru söylüyormuşum. Everything. Mesela İngilizce de öyle. Evet. Ama nedense hep bir benim dürtmem gerekiyor. Ben kamçılanmayı seven insan. Senin anti potansiyelin kendi kendini motive edememe. Evet evet kesinlikle. Bana biri bir şey yapamazsın desin. Bak gör nasıl amına koyuyorum işin. Biri mesela desin bak, ki bana yapamazsın. Sen bilmem kaç aydır Duolingo yapıyormuşsun. Tam ücretli üyeliğin yoktur. Ama benim mesela 20 günde aldığım experience oradaki. Sen 6 ayda mı ne toplamışsın? Ama ben başladım. Benden çok yapıyorsun şu an. Evet. Çünkü mesela ama kamçılayınca. O yüzden sen de birlikteyim. Sürekli kamçılanayım diye. Hmm. Edit'i de o yüzden hızlı öğreniyorum. Diyorum ki ne var benim bu kişiden neyim eksik diyorum yapıyorum. Bu arada ben şu an işte kahveyle ilgili video çekiyorum. Bunları editliyorum falan. Editi yapmamın sebebi Eylem kendisi söyledi. Yorulduğu için tek başına yapmaktan öğrendim. Kahveyi de hep o yapmasın diye bana öğretti. Ama kahve o kadar istemeyerek yapıyor ki böyle hiç özel bir... Hayır ben isteyerek yaparım. Ama mesela sabah kalkıp ayılmadan kahve... Ben sabah kahvesi yapacak insan değilim. Ben gün ortası. Bir de ben soğuk kahveyi daha çok seviyorum. Sen de sıcak seviyorsun diye sürekli sıcak kahve yapıyoruz. Kahve yazın soğuk da yapıyorsun. Ya daha hani daha kaç tane yaptık. Yazın geldi. Soğuk geldi bence. Şort giyiyorum, tişört giyiyorum. Kombi açtım bedava diye. Biraz gelmişim. Bedava diye açtın. Ayrıca ben kar yağarken de şortla geziyorum. Kombi açık diye. Kombi kapalıyken de geziyorum şortla. Seviyorsun, saygısın. Rahat ediyorum. Bacaklara özgürlük. Yani. Neyse konuşma çıkmayalım. Problem yok bu. Bana sadece yok. Potansiyel olarak dansçı mı dedin? Hayır. Ne dedim? Dansçı dedin sadece. Öğrenci diyeceğim ben sana potansiyel olarak. O ne siko bir şey ya. Öğrenci de amına koyayım. En iğrenç şey. Hiç sevmem. Hayır ama o değil işte. Yani öğrenmeyi bilen anlamında. Çünkü çok zekisin. Evet. Öğrenmeme gerek yok. Bana direkt default olarak yükle hepsini. Onu kastetmemiştim. Kafaya verip de istedim. Biliyorum benim kendimi övmek, övmek istedim kendimi. Ben sana nasıl dedim bilmem. Mesela, yani, bilemedim de şey. Açık olmadı. Seninki de çok kolay yani. YouTube kanalında uzay diye bölüm var. Herhalde seveceğim nasıl uzayı. Salak sevebilirsin demedim. Yapabilirsin dedim. Sana NASA'da kahve demleyeceksin demedim. NASA'da bir proje geliştirebilirsin dedim. Şey alabilir miyim? Uzaydakilerle konuşan görev kontrol merkezini. İletişim. Oradaki iletişim abi. Böyle. Herkes bana haber veriyor. Şey diyormuşsun. Aman akoyim düzgün atlat şunu. Neredesin tam? Koordinat ver piç. Ama o direkt olarak iletişim kurmuyor. Astronomlar. Ya önemli değil. Ben şimdi burada geyik yapıyorum. Bilmiyorum o kadar da zaten. Mesela şey işte. Suyun altındaki canlıların yaşaması için bir proje geliştirebilirdin. Bağlantıyla. Sanırım var. Deniz projeleri de var. Ya. Çünkü neden? Deniz hayvanlarını çok seviyorsun. Evet. Veteriner de olabilirsin. Yok veteriner olmazdım. Niye? Hayvanın götüne kolunu sokmak senin yapabileceğin bir şey değil. Benim adını öyle yapayım mı? Eylem hayvanların götlerini sokuyor. Hayır canım çok... Ya veterinerlik bundan mı ibaret? Hayır ama yani bunu da yapıyorsun ve sen bunu yapmazsın. Sen şey mi zannediyorsun? Gelecek kediler tırnaklarını keseceksin. Gelecek kediler tarayacaksın. Hepsi de sadece seni çok be. Seven hayvanlar oluyor. Yapmıyorum. Hı. Bak sen olamayacağın şey doktor olamazsın. Veteriner olamazsın. Sen duygusal bağ kuruyorsun her şeyle. Olmaz. Siz ailecek böylesiniz. Annen bardaklarıyla duygusal bağ kuruyor. Siz ailecek her şeyle bağ kuran bir ailesiniz. Olmaz sizin için bu. Orada profesyonelliğinizle duygusallığınız karışır.
Mantıklı değil. Tamam, verirsin bana. Eledim. Bu kariyer yolunu kendimden eledim. Senden bu arada normalde çok aşırı iyi bir işte antrenör, eğitmen falan hepsi olur. Hatta bireysel koç olur. İşte yediği yemekten giydiği şeye kadar bile karışabileceğin özel koçluk. Yaşam koçu da olabilir. Ama işte gene imkanlar yoksa yapabilirdin. Düşündüm bir ara girmeyi de. Sonra dedim şimdi mal mal insanlar gelecek. Onlarla evet, uğraşalım. Evet. Derken aşk o sevgilim beni tercih etmedi. Ben benim ne yapacağım? Seçebilmem lazım. Onun için antrenörlük daha lazım. İyi. Kolay değil. Bu aralar yapamıyorum pek. Antrenör olmak için zayıf olmana gerek yok. Yok ama Türkiye'de öyle bir şey var işte. Ama evet öyle ben de mesela işte bir spor dersi alıyorsam benim hocamın ya da antrenörümün fit olmasını isterim. Derim ki yani piçe bak kendin yapmadın bana ne yaptıracaksın? Evet, yani eğitmenlik antrenörlük tam olarak bu zaten yapmayanın yaptırması ya da zamanında yapmış olanın yaptırması. Okey. Bana gerçekten sadece dansçı da dileğin anlamıyor. Sonra da öğrenci dedim. Sana öğrenci. Daha kötü. Dansçı havalı en azından. Yok düşünüyorum. Benden CIA ajanı olmaz mıydı? Olurdu anasını bile alıp. Lan duyguların suratının ortasında sen hiçbir şey saklayamıyorsun. Nasıl yapacaksın? Sen öyle zannediyorsun. Saklamak istediklerimi çatır çutumda saklıyorum. Evet Mehmet Erdem bir bölümde ve bazı şeyler yapıldı. Birkaç arkadaşımızın yanında seni kurtarmak için o kadar iyi yalan söyledim ki sen bile aha ben sana hakikaten bunu söylemedim mi falan dedin. Ben duygularımı göstermek istediğim zaman ya da duygularımı göstermemin affedersin sikimde olmadığı zamanlar duygularımı gösteriyorum. Ajan mı diyelim sana o zaman? Ajan olur. Emekli olunca da şey kiralık katil telegram grubu yöneteceğiz. Kiralık katil olamazdım ama bak mesela insanı öldürmeyi öldüremezdim. Yok sen sevgi dolu bir kekosun. Sadece beni sevenler bunu söyleyebilir. Sevmediğim insanlar benim hiç sevgi dolu olduğumu düşünmez. Çünkü size karşı sıfırım. Sıfır. Sen analitik bir şeylerde iyi olurdun ama işte o analitik şey ne olurdu onu... Ya nasıl da ben de senin yanında Formula Marvel yazayım. Ay Hidden Figures izledin mi sen? Gizli figürler ne diye çevirdiler. NASA'nın ay seyahatini sağlayan çevireyim. Kadınlar aslında bilgisayar diye geçiyorlar. Hesapları yapıyorlar sadece. O zaman bilgisayar yok. İzleyelim. Hatta NASA'nın ilk bilgisayarını... İzleyelim diyorum anlatmasana ya. Geliştiren kişi de bir kadın var. Spoiler'ı verme diyorum veriyor. Bu tarihsel bir gerçek spoiler sayılmaz. Ben bilmiyorum. Tamam izleriz bugün. Tamam. O zaman... Ne? Müzik o mu sende? Konuya giremeyenler. Ne izledik biz? Dün bir şey izledik. Şey, I used to be famous. Eskiden meşhurdum. Evet. Nasıl izledik. Oldu? Gereksiz duygusal buldum. Çok şaşırtan bir hikaye değil. Şimdi Rotten Tomatoes usulü yapalım. Rotten Tomatoes'da iki not veriyor yazarlar. Birincisi, bu film izlenir mi, izlenmez mi? İzlenir. İzlenir mi dedin? Tamam. Şimdi puan ver. Kaç üzerinden? 10. Ne var? 5 de verebilirsin. Biliyorum Türkiye'de 5 de var da 10 yapalım biz. 10 üzerinden. 100 yapalım. Benim fikirlerim 100. 60 veriyorsun yani. Aynen. Neden? Yani çok bilinen, böyle konfor alanının dışına çıkılmamış bir dizi. Basic film. Çocuğun otizmli yani. Olması dışında bir şey yoktu. Evet. Orijinal. Çocuk da bu arada normal otizmli gibi değil yani. Daha iyi bir seviyede bir. High functioning otizm diye geçiyor. Evet. Yani otizmli normalde mesela. Çünkü otizmli bir çocuğun o kadar kalabalıkta bir gösteride bulunması. Seviyesine bağlı. Anksiyete geçirmesine sebep olacak bir şeyken bu hiçbir şey olmamış. Ya işte başta o da geçiriyor. Sonra alışıyor gibi bir şey ki olabilir spektrumdaki yerine bağlı olarak. Açı çok yakın görüşlerimiz. Ama film o kadar sıcak ve samimi ki o başroldeki keko. İşte ya bu arada otizmli bir çocuğu oynatmaları falan da çok güzel aslında. Otizmli bilmiyorum ama bakmadım. Hayır yani mesajı vermiş olmaları güzel. O yüzden güzel izlenebilir ama tabii ki hani bir başyapıt çok iyi ya. Bir film izleyin demem. Ama eğlenceliydi. Hani izleyecek bir şeyiniz yok boşta kalmışsınızdır izleyebilirsiniz. Benim şey hoşuma gitti işte adam eskiden boyband'de falan çok meşhur olmuş. Çocuk işte 18 yaşında diyor ki kimleri seviyorsun diyor çocuğa. Çocuk diyor şu caz davulcusu işte Bach'ı seviyorum diyor. Bach kim sen de Bach olursun falan diyor. Adamın aslında müzikten haberi yok. Sadece içgüdüsel olarak müzik piyasasından haberi yok. Sadece içgüdüsel olarak müzik yapıyor. Çocuk da teorik tarafından geliyor falan. O sohbetler bilmem ne çok hoşuma gitti. Oraları keyifliydi bence. O bana biraz yükselttirdi notu. Aslında böyle 65 falan verdim ben de kendime. Bu çok yükseltmiş. 70 verdim galiba ama şey dedim ya o samimiyet olmasa 60 yani her şey klişe yani içinde. Ama böyle rahat, eğlenceli. Ben müzikle ilgili filmleri seviyorum.
Ama grup olarak çaldıkları yerler güzeldi. Eylem de müzisyen olmak isterdi. Ama yok, müzisyen olamazsın mesela. İstanbul'a ben müzik için geldim. İşte amatör çalabilirsin ama... Niye olamam? Niye öyle bir şey dedin şimdi? Yani... Niye kalbimi kırdın? Hayattaki en büyük hayalim sahnede konser vermek. Ne yaptın bununla ilgili? Grubum sahneye çıkmadan bir ay önce gruptan ayrıldım. Neden? Bilmiyordum sahneye çıkacağımı. Bilseydim çıkmazdım. Hayır, isteseydin şu ana kadar sinema gibi bunun için de bir şey yapmış olurdun. Orada bir şey eksik ki sen de yapmıyorsun. Evet, yetenekli olmadığımı fark ettim bu konuda. Üretemediğimi fark ettim. Yani cover yapmayı seven biri değilim. Çalarım ama bir şey üretebilmem lazım. Tamam, olanı çalacağın için kimse seni sahneye çıkartmaz kardeşim. Ha işte barlarda falan çalarsın bence. Benim hayalim de o değildi. Yani. Yoksa iyi mi gitar? Yoksa hepimiz isteriz ünlü olalım. Herkes ünlü değilim ben ya. Üretme tarafındayım. Yapalım. Yani ünlü olmak için çok piyasaya girerdim. Aa dur. Gerizekalı. Güzel. Başka bir şey izledik mi arada? Yakın kaydettik şimdi. Yoksa sen benim müzisyenimsin. Dün Firefly'a başladık. Nasıl buldun? Ben eski şeyleri sevmiyorum. Gerçekten. Şimdi Firefly... Fena değil bu arada. Ama benim ona odaklanmam normal odaklanmamdan çok daha zor oluyor. Niye? Zaten zor odaklanıyorum. Çünkü eski, her şey eski. Kıyafetler eski. Eski de değil, 2002 bu arada arkadaşlar. Eski yani. 20 yıllık. Renkler, kamera eski, efektler bok gibi, efekt hataları gözüküyor. Şimdi Firefly kült kelimesinin sözlük karşılığı. Yani tam bir çok büyük kült dizi. Yaratıcısı, yazarı, yönetmeni Joss Whedon. İşte Guardians'dan bilebilirsiniz. Başka bir Guardians of the Galaxy'den. Ama tabii bu filmle Avengers'lar falan yönetti. Avengers 1-2'yi yönetti. Bu dizi sayesinde alıyor. Dizi çok çetrefilli bir hikayesi var. Gelin ama çok kült bir dizidir. Geçen arkadaşla bahsederken ben de galiba 2006'da 2007'de falan izlemiştim. İzlemekte ilgili bir problem. Anladım. Bu arada ben de tabii görüyorum, grafikler eskimiş, olmuş, bu olmuş. Ama niye kült olduğunu da anlıyorsun. Daha çok karakterler üzerinde. Kardeşim ben şunu söylüyorum. Teknoloji geliştiyse gelişmiş, tertemiz halinden niye izlemeyeyim ben bunu? Bu kadar iyi karakterler, bu kadar iyi hikayeler olmayabilir canım. Neyse, Firefly bilim kurgu seviyorsanız, eski olmasından rahatsız olmuyorsanız çok kült bir dizidir. Bence halen seyircilerinden izleyemediğimiz... Kült bir, kült iki, kaç kez kült dediğini. Halen seyircilerinden izleyemediğimiz Expanse'ın, hani İngilizce önlük kitaplarını okuyacağım dediğin için, ki oku benim için tarihin en iyi bilim kurgu serilerinden kitap olarak, dizi izlemedim. Çok büyük esin kaynaklarından birisi bu dizi. Tamam, diziyi öptürecek işte, tamam yani. İzliyorsunuz artık da. Yok, kült bir kitlesi var. Başka? Herkes sevmeyebilir. Arada başka bir şey izledik mi? Arkadaşlar, biz son yayınladığımız podcast'ten 3 gün sonra falan bunu çektiğimiz için. Sen şey izledin. Terzi. Film izledin. İşte bizim Mavi Gözlü'nün oynadığı. Kıvanç'ın oynadığı bir tane filmi izledim. Çok kötüydü bu arada, hiç izlemeyin. Kıvanç için izleyebilirsiniz. Posteri bulur koyarım. Hiç izlemeyin. Terzi'nin sesleri beni aşırı rahatsız ediyor. Terzi... Yani fena değildi. İzlenebilir. Müzikleri çok dramatik. Sonuç tartışmaydı. Genel dramatik. Sen bitirdin mi onu? Bitirdim. Bir günde bitirdin galiba. Evet. Arkada yani. Büyük bütün sahnelere bakmadım ama olsun. Bir şey yemek hazırlarken falan izleyebilirsiniz. O kadar, daha fazlası değil. Çok uç her şey. Tane. Müziklerden anladım. Evet. Ya. Yani işte deli rolünde oynattık. Deli değil. Engelli. Tam deli diye geçiyor orada sürekli. Ha öyle mi diyor, pardon. Deli diyorlar, engelli demiyorlar. İşte deli babam falan. Hı. Neyse, engelli rolünde işte zihinsel engelli birini oynuyor. Olmamış. Yani zihinsel engelli gördük daha önce. Olmamış yani. Bence olmamış, yeterli böyle, olmamış. Olmamış. Var mı başka bir şey? Yok canım, Allah'a emanet. Artık aklımızda değil. Bir sonraki bölümde görüşene kadar.